Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm kıymetli kardeşler. Kusura bakmayın biraz geciktik. Bir online dersim vardı ancak bitti. O kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Duyuramadık da dersteydik de. Gerçi ben bunu 4'te yapacağım diye paylaştım diye hatırlıyorum ben ya. Öyle diye mi paylaştırdım ha? Bilemedim ki. Ya yarım aklımız var o da havada biliyorsunuz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kusura bakmayın gecikme için. Şuradan kalemlerimiz, kağıtlarımız, defterlerimiz, her şeyimiz tamam. Defterimi aldım, kalemlerimi aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Eyvallah. Eyvallah, kusura bakmayın. Şunları şöyle bir yerleştirelim. Şu siyahları, mavi şunları alalım. Hadi bismillah. Safranbolu, aleykümselam. Kusura bakmayın gecikme için Isparta Yargı Akademi'de bir online dersim vardı abim. Onu yapıyordum böyle. Hocam dershaneler açılır mı? Abim bilmiyoruz ki işte bilim kurulu ne derse o olacak. Ben açılır derdim açılmaz açılmaz derim açılır. Bilim kurulu ne derse o olacak. Ama normalleşmeye doğru adımlar atılıyor. İşte yavaş yavaş gelecek bakalım nasıl olacak hepimiz göreceğiz. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Konu ne? Osmanlı'da eğitimle hukuku. Anlatacağım, bitireceğim. Ondan sonra ne kalacak geriye? Osmanlı'da bilim, dil, edebiyat ve işte basın, yayın, sanat, mimari eserler o kalacak. Onu da hallederiz. Yarınki soru çözüm dersini de biraz gecikmeli olarak başlarız ona da. Ya da yapamayabiliriz. Çünkü bir ek online derslerim girdi kıymetli kardeşler. O yüzden yapamayabiliriz. Eyvallah. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin gecikme için. Tamam. Nida aleykümselam. Hadi bakalım. Kral da yazır adam. Oğlum bizde kral yok lan hünkârım diyeceğim. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tamamsanız selamlaşma özür fastımız bittiyse hadi başlayalım dersimize. Kapış. Aleykümselam paşam. Hadi bakalım. Tamam Malatya'la aleykümselam lan tamam lan. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Devam söz verdik mi tutarız yani hani. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Geldim şimdi dön dayı. Geldim şimdi neye? La oğlum sabitlen. Şu yorumları bir kapatalım. Dön dayıcım. Şurayı da şöyle bir indirelim. Şöyle getirdik. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hatta birazcık da şöyle yapsam daha ışık iyi olacak gibi. O zaman ben de oturacağım. Şöyle bir değiştirdik mi? Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Geldim ne? Geldim şimdi. Şu kalemin kapaklarını da şöyle bir tersten yapıştıralım. Geldim şimdi Osmanlı Devleti'nde Osmanlı'da eğitim ve öğretim başlığına. Tamam. Osmanlı'da eğitim. Burada abim kelime bilseniz daha iyi olur. Kelime, kavramlar bunları daha çok soruyor. ÖSYM. Osmanlı'da eğitim abem ikiye ayrılır. Bir ne diye? Bir halk eğitimi diye. Halk eğitimi diye. Bir de örgün eğitim olmak üzere. Tamam. Örgün eğitim devletin okulda yaptığı nedir? Devletin okulda yaptığı eğitimdir. Halk eğitim ne? Bu da yaygın eğitim diye. Bilinir hani nedir? Çocuklarımız bizim abi Eylül ayından Haziran'a kadar okula gider. Doğru mu? Haziran'dan Eylül'e kadar da nereye gider? Kur'an-ı Kerim kursuna gider. İşte devletin okulda yaptığı eğitim örgün eğitimdir. Yani belli yaş grupları, belli kişiler bu örgün eğitimdir. Ve işte Kur'an kurslarında yapılan da halk eğitimdir. Yani camide, tekkede, zavide yapılan yaygın eğitim diye geçiyor. Burayı sordu ÖSYM. Darül Kura'yı sordu. Darül Kura. Adı üzerinde Darül Evhane, Kura, Kur'an. Kur'an'ın öğretildiği nelerdir? Kur'an'ın öğretildiği yerlerdir. Anlaştık bu. Örgün eğitimde de abim Fatih Devri'nde de açıldı. Devletin de açtığı üniversiteler var. Kanuni de açtı falan da açtı. Sonrasında işte Sıbyen mektepleri, medreseler, mesleki eğitim okulları, lonca monca dolu dünya ne var? Okul var. Sonra Batı tarzında okullar açıldı. İşte Hendesehane başına Mügoy Oku, 1. Mahmud'un açtığı okul. Mühendishane-i Bahri Hümayunlar, Berri Hümayunlar, Tıbbiyeler, Rüştiyeler, Ortaokullar dolu dünya ne açıldı?
okullar açıldı. Hatta 2. Abdülhamid'e Marif Perver denmişti. Ama buradan bileceğiniz Osmanlı'da ilk açılan yabancı okul da, böyle meraklısına veriyoruz bu bilgiyi, tamam mı? İlk yabancı okul da Saint-Benoît Koleji dediğiniz kolejdir. Kıymetli kardeşler, Osmanlı ilk açılan o koleji okulu 1400 küsürlerde, 1500'lerde açılıyor. Bence bunları bilmenize gerek yok. Buradan ÖSYM, ABM daha çok kelime soruyor. Kelime. Mesela kelime olarak bilin burada. Ne o? Mesela ilki, iptidai ne demektir? İlk okul, primary school, iptidai, ilkokul demek. Beraberinde rüştiyeler açıldı. Rüştiye ne? Ortaokul dediğiniz. Arkasından idadiler açıldı. İdadi nedir? Lisedir. Beraberinde sultaniler açıldı. Bu da lise. Aradaki fark ne? Abem, sen, ben, fakirler, endüstri meslek, kız meslek. Burada okuyoruz. Sultanın çocukları da Galatasaray Sultanesi'nde yabancı dilde eğitim alıyor. Mesela Galatasaray Sultanesi. Galatasaray Koleji günümüzdeki. Anlaştık abi. Fransızca ne alıyor? Eğitim alıyor. İşte sen, ben, fakirler, kız meslek, endüstri meslek. Burada okuyoruz. Padişah çocukları da sultanede okuyormuş. Arkasından Darülfünun. Bu da soruldu. Darülfünun Tanzimat döneminde açıldı. Abi 1933 yılında az önce anlattığım Isparta Ergadakinlere Albert Malşen'in hazırladığı Hitler'in zulmünden kaçan eğitim bilimci, bu John Dewey'ler falan gelip burada ders veriyor bizim. Bunlarla beraber üniversite reformu yapıldı ve Darülfünun neye döndürüldü? İstanbul Üniversitesi'ne döndürüldü. 2016'nın KPSS lisans sorusudur. Tamam? Darülfünun bu. Arkasından daha okul çok. Darül Muallimat diye bir şey var. Deneme sınavlarının vazgeçilmesidir. Darül Muallimat kız öğretmen okuludur. Tamam, kız öğretmen okulu. Arkasından 2. Abdülhamid'in açtığı Sanayi Nefise Mektebi var. Bu da 1928'de neye döndürüldü? Güzel Sanatlar Akademisi'ne döndürüldü. Günümüzün neyi? Günümüzün Mimar Sinan Üniversitesi oldu bu da. Tamam. Bunları soruyor. Bunları şöyle soruyor. Hangisi diyor Atatürk dönemi açılmış okullardan biri değildir diye soruyor. Anladın mı? Mesela Darülfünun Atatürk döneminde değil. Ama İstanbul Üniversitesi Atatürk döneminde. Anladın mı? Darül Muallimat Atatürk döneminde değil. Ama devamları Atatürk döneminde. Sanayi Nefise Mektebi Atatürk döneminde değil. Ama Güzel Sanatlar Akademisi Mimar Sinan 1928'de Atatürk döneminde başlıyor. Anlaştık abim. Bu ve bir de şu var. Bunu da abim çok böyle girdiğim kurumlarda çok anlattım. Bunu dedim sorar, tamam mı? Ama bunu dedim sınavda beklemiyorum ben. Mülakatlarda bekliyorum dedim. Ne o? İkinci Mahmud'un açtığı okul nedir o? Mektep. Bu ne biçim renk lan? Şunum sen bir get dayı. Şundan yazalım. Mektebi Marifi Adliye. Bu 2. Mahmud'un açtığı memur yetiştirmek için açılmış bir okuldur. Neyin yerine açtı bunu Mahmud? 2. Mahmud, Enderun denilen bir mektep vardı. Kapatıldı. Yerine Mektebi Marifi Adliye açıldı. Bak burayı var ya mülakatlara soruyor. Mülakata girdin ya. Mülakatta sana diyor. Hoş geldiniz diyor. Maşallah diyor size. Ya diyor, demek diyor devlet-i aliyeye memur olmak istiyorsunuz. He mi? Çok güzel. Peki. Ya diyor Osmanlı'nın da vardı öyle bir tane diyor. Memur yetiştiren okulu 2. Mahmud'un açtığı. Neydi o diye soruyor. Mektebi Marifi Adliye. Mülakatlarda sordular. Tamam, memur yetiştiren okul. Hani memur olmak istiyorsunuz ya. Osmanlı'da memur yetiştiren okulu, 2. Mahmud'un açtığı okul nedir diye soruyor. Mektebi Marifi Adliye'yi istiyor sizden. Anlaştık abim. Bu. Bunu biliniz. Tamam? Ve bir de sadece bizden ders aldığımız için, bu MEB'in kitabında yoktu. Bu sene bu da eklendi. Bizim YouTube derslerine ellem onlar da izliyor herhal. Hani şu Amin alayı Bedi Besmele diye bir şey var. Tamam. Bunu ben öğrencilerime tamamen genel kültür olsun diye anlatırdım. Hani sınavda gelir gelmez bilmem, kuvvet ihtimalle gelmez ama hani genel kültür diye anlatırdım. Amin alayı Bedi Besmele dediğiniz olay şudur abi.
4 artı 4 artı 4'tür. Tamam. La o değil. Okullarda o düşündüğümüz o şey değil bu. Tamam. Amin alayı. Bedi besmele abem şudur. Çocuklar 4 yaşını 4 ay 4 gün geçtiği bir süreçte, tamam mı abim? O gün aile arasında yapılan bir törenle ilk eğitim hayatlarına başlarlarmış. Çocuklara abdest aldırılır, önlerine Elifba Kur'an-ı Kerim konulur. Çocuklar eğitim hayatlarına başlarlarmış, tamam mı? Ve bu bilimsel olarak da işte sana bana yapılırsa bedi besmele, hükümdarın çocuğuna yapılırsa amin alayı adını alıyormuş. Anlaştık abim. Genel kültür olsun diye anlatırdık. Kaldır ister misin, sınavda sorsun bunu? Valla tartı değil. Güncel demek sorar. Tamam. Bu olay şu. Çocuk eğitim bilimlerinde de var. Bu Peygamber Efendimiz devrinden de yapılmış. Tamam, sünnettir. Yaptırın. Bunun iyice, ben böyle hocam ben bunu merak ettim, ben bunu araştırmak, öğrenmek istiyorum diyorsanız abim, tamam mı? Diyanet İslam Ansiklopedisi var. Diyanet İslam Ansiklopedisi. Hocam ben nereden bulayım Diyanet İslam Ansiklopedisini falan? La yaz Google'a Amin Alayı Bedi Besmele diye. Orada çıkan makale, akademik makaleler vardır. Diyanet'in falan sitesinde var bu. Tamam. Oradan yapın. Bu eğitim bilimlerinde de var. Çocuklar 4 yaşını 4 ay 4 gün geçtiğinde abim, çocuk o gün uyandığında bir böyle bir değişik uyanır. Bir böyle bir gözünün içi parıldar, bir şey olur, değil mi? İşte eğitim bilimlerinde de var o. Tamam. O çocuklar mesela 4 yaşına kadar o çocuklar yaramazın en önde gidenidir. Örnek benim İlteniş mesela. Yemin ediyorum var ya, dün bahçedeyiz, tamam mı abim, hiç böyle mangal mungal falan böyle zoba mı hiç bildiği yok. Atlayacak üstüne, bu şey yapacak böyle, tamam. Tam böyle hani yılanı avuçladığı dönemdeyiz deriz ya. Kafa var ama içindeki çalışmıyordur ya, hani böyle şuraya atıyorum bir tane kobra yılanı gelse ulan hepimiz kaçarız, değil mi? O küçük çocuk kaçar mı? Kaçmaz. Böyle Allah der, o yılanı yakalar, üfürür, ısırır, düğüm atar, o işte ip gibi atlar, pencereden aşağı atlar, peşinden kendi de atlar. Ulan millet yılandan kaçar, yılan bizim çocuktan kaçar. Doğru mu? Tamam, ama kafa var fakat çalışmıyor, değil mi? İşte 4 yaşını 4 ay 4 gün geçtiğinde o gün o çocuk uyandığında böyle bir değişik uyanır. Tamam mı? Çocuğun gözler açıldığında ana ekranda bir yazı beliriyor. Windows Start. Tamam, Windows Start. Ne o Windows Start dediğiniz olay? Yani abim, senin şu anki beynin, şu anki kapasiten, şu anki düşün şeyin o gün neye başlıyor? Çalışmaya başlıyor. Artık çocukluktan, bebeklikten böyle bir evre atlıyor. Tamam bu, ve o gün zihin o kadar açık ki milyonlarca terabaytlık işletim sistemi, milyonlarca terabaytlık hafıza sistemi var. İlk ne verirsen çocuk onu unutmuyor. Bilgisayar gibi düşün, tamam mı? İlk datayı asla ne yapmıyor? Veriyi unutmuyor. İşte çocukların önüne Kur'an-ı Kerim koyuyorlar abi, tamam. Çocuklar birden ne oluyor? 5 yaşına gelmeden, 6 yaşına gelmeden hafız oluyor. İşte sizin o İbn Sina'lar, Birunlar, Gazaller, kafa niye zemzehir? E bundan dolayı işte. Tamam. Çoluğumuz çocuğumuz, tamam, Harvard Oxford'larda okusun, vatan millete faydalı mı olsun istiyorsunuz? Amin alayı bedi besmele. Bunun bir ritüeli var. Tamam abi. Şey yapabilirsiniz. Google'a falan yazabilirsiniz. Tamam. Genel kültür olsun. Amin alayı bedi besmele diye. Yazın bakın. Ben bunu kutalmış yaptım ama, tamam, kutalmış yaptım ama işimi garantiye aldım ben bunu. Bunu abim, ben Hicri, Rumi, Miladi, 12 hayvanı Türk takvimi, artık hangisi denk gelirse hepsine göre ne ettim elhamdülillah. Hepsine göre yaptım. Siz de yapın. Bak, bu tarz şeyler bizim kültürümüzde olan şeyler. Ben bunları anlatırdım ben. Zimem defterinde mesela. Tamam, anlatırdım. Benim kitabımda yoktur ama belli mi olur abi? Belki bir yerde karşınıza gelir. Belki bir yarışmasına girersiniz. Bir şeye girersiniz. Bir yerde karşınıza gelir. Mesela askıda ekmek uygulaması. Bak, hep böyle kültürümüzle alakalı şeylerden bahsettik. E kaldırıyor bunları, ne yapıyor? Kaldırıyor bunları, soruyor. Amin alayı bedi besmele dediğiniz olay budur. Eğitim meselesi bu. Buradan bileceğiniz Amin alayı bedi besmele. Belki gelir belki gelmez. Genel kültür olsun. Bir de icazet, temessük, mülazemet diye bir şey var. Tamam. İcazet, temessük, mülazemet. O ne lan? Onları da şuraya yazıvereyim. Osmanlı'da diploma gibi bir şey işte abim bu. Tamam. İcazet, hepimizde olan ama bir işe yaramayan, duvarda asılı olan. Temessük, işte imam sümüğü şey gibi, böyle salyangoz sümüğü gibi. İcazet, temessük, mülazemet. Tamam, Osmanlı'daki diploma benzeri bir şeydir. Bunlar yani bir işi yapabilme yeterliliğine verilen nedir? İsimdir. Diploma gibi düşünebilirsiniz. Tamam, bunları. Peki müderris var, üniversite hocası. Muhit işte yardımcısı. Suhte softa üniversite öğrencisi. Bunlardan da böyle bazen geliyor. Şunları diploma diyebilirsiniz. Kıymetli kardeşlerim, diploma diyebilirsiniz. Hop, orada yazım gözükmüyor. Şöyle yaptık mı gözükür. Tamam ha. Buradan bir de kavram bilin. Neyi bilin? Müderris.
abim, ders veren, günümüzdeki profesör gibi, üniversite hocası na denk geliyor. Suhte veyahut da softa, bunlar da medrese neleridir? Üniversite öğrencilerine verilen nedir? İSİM'dir. Kavram soruyor buradan ÖSYM. Yoksa kaldırıp da işte ilk müderrisin şey olduğunu biliyorsunuz. Davudi Kayseri olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Hani kaldırıp da böyle ilk suhte kimdir diye böyle bir soru yok. Beklemeyin yani. Anlaştık abim. Bu ama Osmanlı'da eğitim öğretim klasik dönemde çok iyiydi. Fatih devrinde Sahn-ı Semanlar, Kanuni'de Süleymaniler açıldı. Bir sürü hocalar alındı, gelindi. Burada ders verdirildi ama Osmanlı'da eğitim bir şeyle bozuldu. Neyle bozuldu? Abim şununla bozuldu. Beşik uleması. 2008 ön lisans sorusu bu da. Tamam. Şuraya yazıyorum. Bak, sadece yazdıklarımızı bilseniz yeterli. Beşik uleması. Ne demek beşik uleması? Alimin oğlu da alim olur anlayışıdır. Benim şu anki rütbem, payem, derecelerim, şu anki aldığım maaş, iki oğlum kutu almış ve İlteşe'de bağışlanırsa ne olur? Vallahi süper olur. Üç maaş alırım, değil mi? Vallahi tarih olur, süper olur ama işte öyle değil abicim olay. Yani liyakattan ne yapmışlar? Uzaklaşmışlar. Liyakattan uzaklaştığın anda da her şey ne oluyor? Bozuluyor. Liyakat ne? Liyakat, layık olma demektir. Bu da vatandaşlık sorusudur. Memurun ilerlemesinde hangisi göz önüne alınır diye sordu. Tamam mı? Rütbe, kıdem, derece, torpil, liyakat neymiş? Liyakatmış. Layıksan yürürsün, değilsen yürümezsin. Tamam. Ve Tanzimat döneminde de Marifi Umumiye Nezareti kuruldu. Marifi Umumiye Nezareti, bu bir tarih ÖABT sorusudur. Yani Milli Eğitim Bakanlığı kuruldu. Bitti. Bu kadar. Al eğitim. Bu kadar işte abi. Anlaştık. Bu arkasından bunu da şöyle bıraktık. Geldim. Hukuktan da bahsedeceğim. Ondan sonrasında işlerimiz var. Onları halletmeye gideceğiz. Tamam. Yarınki soru çözümünü de biraz 4.30 gibi falan böyle bir saat falan gecikmeli yapalım. Tamam abi? Çünkü bir dersim var. Online bir dersim var. Bir hızlandırma grubu varmış. Onları anlatıvereceğim. Tamam. Ondan sonrasında da sizden soru çözümünü yapalım. Tamam. Peki geldim neye? Osmanlı'da hukuka ikiye ayrılıyor. Ne diye? Şer'i hukuk ve ne olmak üzere? Örfi hukuk olmak üzere. Şer'i hukuk ne? Örfi hukuk ne? Şer'i hukuk dediğiniz abem şeriatla şeriat kurban oldu mu bu? Tamam. Kur'an-ı Kerim hukukudur. Kur'an-ı Kerim hukukudur. Tamam. Ve Osmanlı'da son dönemlerde şer'i hukukla bir şey çıktı. Mecelle diye bir şey çıktı. Ahmet Cevdet'in yazdı. Hatırladınız mı? Bu. Peki örfü hukuk ne? Türk töresi, Türk gelenek görenekleri, Türk ananesi, anane, anane değil lan. Türk töresi, anane dediğiniz olaydır ve aynı zamanda padişah ve divanı Hümayun kararları da neye girer? Örfü hukuka girer. Peki şer'i hukukun dediğiyle örfü hukukun dediği çelişirse kimin dediği olurdu? Kimin dediği olurdu? Şer'i hukukun dediği olurdu. Şer'i hukuk büyüktür, örfi hukuktan diyorduk. Doğru mu abim? Bu. Şimdi buradan da bileceğiniz. Şer'i hukukun başında abim kim var? Şeyhülislam değil bak. Sakın ha. Sakınlıkla atlamayınız. Osmanlı'da Şer'i hukukun başında gaz asker denilen bir ne var? Kaz asker denilen bir eleman var. Anlaştık. Beraberinde kadılar taşrada bu işi yürütüyorlar. Yargı erki bunlar, tamam. Bir de İstanbul'da taht kadısı vardı. Godamanları ne yapıyordu? Yargılıyordu. Örfü hukukta ise ne var? Nişancı dediğiniz adam vardı. Ama bu taraf ben değil. Padişahın ağzından çıkanlar. Örfü hukukta işte padişahın ağzından çıkan fermanlar, kanunlar, beratlar, ne bilen neler. Bunların hepsi neye giriyormuş? Örfü hukuka giriyormuş. Peki padişahın fermanıyla şer'i hukuk çelişirse kimin dediği oluyor? Şer'i hukukun dediği oluyor. Bitti. Beni bunlar ilgilendirmiyor. Tamam. Beni burada şu ilgilendiriyor abim. Şu kadının görevleri. Kadının görevleri. Kadın değil ha. Kadı. Yargıç manasında. Tamam. Kadının görevleri. Bu önemli işte. ÖSYM burayı seviyor ve soruyor. Kadının görevleri nelerdir? Bir numara. Halk arasındaki anlaşmazlık ve neleri çözer? Halk arasındaki anlaşmazlık ve davaları çözer. Bu onun hangi şeyi gücü? Adli gücü.
adli şey gücü, yargı gücü. Bu zaten normal yaptığı işlem. Bir bu. İki numara. Miras, noter, ne bileyim evlenme, boşanma gibi bu tarz işleri bakar, çözer. E bu da ne? E bu da adli. Arkasından bir diğeri, üçüncüsü noter görevi görür. Tamam, noter görevi. Ulan bu sanki böyle ticari gibi. Alım satım, dükkan açma onayı falan kimden çıkıyor? Bu kadıdan çıkıyor. Yeni şirket işletme açılmasına şey veriyor, izin veriyor. Arkasından dört numara, kıymetli kardeşler, askeri sınıf hakkında raporlar düzenler. Onları da denetliyormuş. Al, herifin ne etkisi de var? Asker etkisi de var. Hadi buyur buradan yak. Yani ama bu kadı nerede? Taşrada. Taşrada. Çok geniş neyi var? Yetkileri var. Anlaştık. Arkasından 5 numara, bulunduğu bölgedeki vergileri toplanılıp hazineye intikalini sağlama. Al, mali neyi de var? Görevi de var. Hadi buyur. Arkasından bir diğeri 6 numara, vakıfları denetleme. E vakıf kurdun, tamam mı? Kurtlu mercimek çorbasını koyarsan gelir bu adam, tamam mı? Yeğen, bir tas çorba koy da içelim yeğen der. E vakıfları denetleme al. Sosyal neyi de var? Görevi de var. Lan herife bak, her işi yapıyor. Bu arkasından bir diğeri 7 numara, kazalarda belediye işlerini, yöneticilik görevi de var. Belediye işlerini, yöneticilik görevi de var. Al, herifin idari neyi de var? Görevi de var. Ulan ne kadıymış? Adli, ticari, askeri, mali, idari, sosyal. Bir sürü neyi var adamın? Bir sürü yetkisi var. Kadı son derece ne? Önemli bir adam. Bilin bunu. Arkasından başka, bir diğeri 8 numara, merkezden gelen emirleri halka duyurur. E al, resmi gazete gibi de neyi var? Görevi var. E bir kanun yapıldı, bir şey yapıldı. Sen ben nereden bileceğiz? Anladın mı? Biz nereden bileceğiz? Aa, kadı bunu ne yaparmış? Kadı bunu duyururmuş bu. Arkasından bir diğeri halkın dertleriyle ilgilenme. 9 numara. Halkın dertleri ile ilgilenirmiş. Hadi buyur. Müge Anlı da kim? Osmanlı'da kadı. Tülay, kayboldun, neredesin karıcığım, dön gel dedin. Aa işte al, Müge Anlı'yı da bu yapıyormuş. Ulan herif her işi yapıyor. Arkasından 10 numara, ama nerede? Taşra'da bu kadar yetkili. Adli, idari, siyasi, hukuki, adli, mali, seksi, aklına ne geliyorsa hepsi onda. 10 numara ise abim, bileceğiniz bir de kanun kaçaklarını cezalandırma, takip etme, bu işlere bakıyor. Al, bu da hukuki, adli nedir? Adli işidir. Ama bak, herifin bayağı bir geniş neyi var lan? Bayağı bir geniş yetkisi var. Ama buradan gelebilecek hangisi kadının görevi değildir derse abem, cezayı uygulamak kadının görevi değildir. Bunun görevi değildir. Yani ne demek hocam? Mesela sen bir suç işledin, değil mi? Sen, bu videoyu izleyen, tamam, işte suç işledin. Gereği düşünüldük, idamına karar verildi deyip kalemi çat diye ne yapıyor? Kalemi kırıyor. Bak, hükmü veriyor. Tamam? Hükmü veriyor. Ama seni götürüp de, tamam mı, boynuna yağlı ilmeği geçirip de seni idam eden kadı mı? Hayır abim. Onu cellatlar falan yapıyor. Kadı, soru, hangisi kadının görevleri arasında değildir? Dedi mesela, değil mi? Bir, cezayı vermek. 2. Cezayı uygulamak. 3. Cezayı uygulatmak. Hangisi kadının görevi değil? Cezayı vermek ve uygulatmak kadının görevidir. Ama uygulama kadının görevi değildir. Yani sizi o idam etmez, o hapse atmaz. Anlaştık abim. Bu böylece bilin burayı ve ilk Osmanlı kadısı da, bunu da bilin. Belki bir yerde karşınıza gelir, tamam mı? Osmanlı'nın ilk kadısı da abim Karamanlı Dursun Fakih'tir. Karamanlı Dursun Fakih'tir. Tamam? Bu adam önemli. Osman Gazi adına hutbeyi de okuyan kimdir? Karamanlı Dursun Fakih'tir. Belki bir yerde karşınıza gelir. Ve buradan bileceğiniz abem çok
çok önemli bir bilgi var. Tamam mı? Osmanlı'da yargı erki, şu erk abim, yargı erki yerel ve sivil otoriteden etkilenmez. Yani kadının verdiği karara sancak beyi karışabilir mi, karışamaz mı? Karışamaz. Kadının verdiği karara beyler beyi karışabilir mi, karışamaz mı? Karışamaz. Karışamaz. Yargı ne? Yargı bağımsız. Anlaştık? Lan o zaman kadı dediği dedik çaldığı düdük bir adam olur mu? Olamaz işte. Kadının verdiği hükümden memnun değilsen abem, gideceğin bir üst merci, yani temyiz hakkının olduğu merci Divanı Hümayun'dur. Osmanlı'da adaletin başında kim vardır? Gaz asker dediğiniz eleman vardır. Anlaştık. Kadıdan şikayetin varsa sancak beyi karışamaz. Beyler beyi karışamaz. Padişah bile karışamaz. Kim karışır? Kaz asker karışır. Üst mahkeme temyiz kurulu neymiş? Mahkemeymiş. Anlaştık. Tamam bu. Yargı erkinden de bunları biliniz. Ve son olarak bir de şunlardan bahsedivereyim. Tamam. Bu mahkeme tutanakları var. Şeriye sicili diye geçiyor bunlar. Bunlar kısmen de olsa nedir? Mahkeme tutanağıdır. Tamam. Adı soyadı gereği işlem falan falan diye belki bir yerde karşınıza gelir. Ve son olarak bir de burada şundan bahsedivereceğim. Aha da dersinizi bitireceğim. Kıymetli kardeşliklerim. Naip denilen bir uygulama var. Naip ne demek? Naip abem vekil demektir. Vekil vekil. Mesela nasıl oluyor bu olay? Şimdi dön dayıcım. Gel bize. Gel bana. Ha. Tamam. Şuradan yorumlarımızı bir açalım. Tamam. Şimdi dikkatli dinleyiniz. Tamam. Ben Isparta kadısıyım. Tamam. Canan Hacı Hoca Fış Fış Kadı Efendi Hazretleri'yim. Tamam. Tayinim çıktı. Nereye? Hakkari Şemdinli Tekeli'ye. Ora nere lan? Haritada yerini bulamam belki. Anladın mı? Ama mecbur gideceğiz mi? Tayin çıktı. Mecbur ne yapacaksın? Mecbur gideceksin. Anlaştık. Ama sıkıntı şurada. Şimdi benim Isparta'da kurulu bir neyim var? Isparta'da kurulu bir düzenim var. Şimdi ne edeceğiz şimdi? Nasıl olacak şimdi? Nasıl gideceğiz oraya? Allah'ım uzak orası. Allah'ım ne yapacağım ben? Diye düşünürken, tamam mı? Hemen oradan bir tane. Kim var? Mesela buradan. Şuradan. Oğlum hiç doğru ismi yazan biri yok mu ya? Ha, Furkan Demirci. Tamam. Aa Furkan. Furkan burada mısın lan? Dinle beni. Tamam Yunus Emre kadıma ses bak. Hakikaten haklısın orada. Tamam. Furkan. Furkan gel lan buraya dedim. Isparta'dayız beraber yaşıyoruz. Tamam. Furkan iş buldum lan sana dedim. Ne iş abi dedi. Abim dedim bak KPSS'ye gerek yok. Şart şurt yok. Tamam mı? Sana al sana aylık 2000 lira maaş. Tamam mı? Ulan Hakkari'ye Şemdinli'ye seni ne olarak gönderdim? Kadı olarak gönderdim dedim. Al mührü git dedim. Değil mi? Şimdi 20 bin lira maaşım var. Mesela atıyorum tamam mı? Kadı olarak 20 bin lira maaşım var. Tamam. Buradan yazmanla bir dinlen. Yazman dinlen. Tamam şunu bir kapatayım. Yemin ediyorum gözüm oraya gidiyor. Tamam. Bu maaşı 20 bin maaşımın abi 18 binini cebe attım. 2 bin lirasını da Furkan'a dedim ki sen oraya git dedim tamam mı? Furkan dedi ki yok ya dedi ben dedi vallahi dedi birazcık daha dedi istiyorum dedi. Öyle olur mu ya? Dedi tamam mı? Kaç para istiyorum dedim 5 bin lira istiyorum dedim. Hele heri öyle mi? Tamam o zaman sen dedim dur bakalım bir bekle dedim. Ertesi gün geldim mahkemeye yazın bakalım bir kızım bu Furkan'ın bu ne bilen ne kapsamında soruşturma terör bilmem ne suçlu soruşturmasında bunun bir kapsamında bir alın gelin bakalım dedim. Bak yetkimi neye kullanıyorum? Yetkimi kötüye kullanıyorum. Furkan'ın hiç alakası adamı önüme geldi. Furkan senin hakkında bak böyle acayip iddialar var. Ne diyorsun? Ne edeceğiz? Tamam mı? Kurtulmanın bir tek yolu var. Kurtulmanın bir tek yolu var. Hakkari'ye ne olarak gideceksin? Kad olarak gideceksin. Kaç para maaş? 2000 kabul mü ediyorsun? O ilk teklifti. Hamdi Bey'in ilk teklifiydi. Onu o gün kabul edecektin. Şimdi sana 1000 lira veririm. Tamam mı? Oraya gidersin ne yaparsın? Ve benim yerime naip, vekillik yaparsın dedim. Şimdi abim herif mecbur, zorunlu, zor. Bak hukuk neye kullandı? Zora kullanıldı. Zorbalıkla kullanıldı. Bu adamı oraya gönderdim. Bu adam orada ne edecek? O 1000 lira yeter mi ona? Yetmez. Öyle davalar vardır ki iki taraf da haklıdır. En çok kim haklıdır? En çok parayı, rüşveti kim veriyorsa o haklıdır. İşte oraya gidenler naip uygulamasıyla abi uygun adamlar, layık adamlar gönderilmedi. Tamam mı? Parayı verdiler, netler. Orada idare ettiler. O adam da orada rüşvet, iltimas, adam kayırma falan falan derken al.
Hukukta ne oldu? Hukukta bozuldu. Zaten hukukta birlik yoktu. Şer'i hukuk Müslümana ayrı, örfü hukuk Türk'e ayrı. Bir de bir ülkemde Fransız tüccar, hırsız yakaladım. Neye göre yargılayacağım? Şeriata göre yargılayamam. Herif Türk Müslüman değil. Töreye göre yargılayamam. Herif Türk değil. Hadi onlar da kendi konsolosluğunda bilmem neyinde mahkeme kurmaya başladı. Naip uygulaması bir sürü başlılık falan derken hukukta ne oldu? Gitti. Bir milleti bozmak mı istiyorsunuz? İki şeyini bozun. Bir hukuk, iki eğitim. Anladınız abi? Bu ikisi bozuldu mu? Aa işte ne olur? Bozulur gider. Yattı mı aklınıza? Hukuk meselesi de bu şekildedir. Kıymetli kardeşlerim bitti bu kadar. Anlatıvereceklerim ağası bu kadar. Bundan sonrasında yarın 4.30 gibi 4.30 falan olsun. Biraz geç olsun. Çünkü dersim var. Online dersim var. Sonradan çıktı. Hani onu yapacağız. Ne aldı burada? Bilim, dil, edebiyat kalmış. Basın, yayın, sanat, mimari falan var. Bir derste de burayı hikayesini anlatırız. Burayı da ne yaparız? Bitiririz. Böylece Osmanlı kültür uygarlık biter. Pazartesi gününden itibaren inkılap tarihi başlarız. Kapış? Kıymetli kardeşlerim. Tamam. Abi benim ders hep zaten 10.30'tu. Yani böyle ama online derslerim var abim. Online dersler var. Çalıştığımız kurumların neyleri var. Online dersleri var. Duyururum onu ben size. Sıkıntı yok. Tamam. Pazartesi gene 22.30'da yaparız. Eyvallah. Hiç sormayın hocam kaydet falan diye kaydedeceğim. Şimdi Instagram atarız. Tamam abim. Come on. Hadi bakalım. Bitti. Su yok mu lan buralarda? Ağzım yüzüm kurudu lan. Valla Isparta'da yağmur yağıyor. Bir de işlerimiz de var. Onu da halletmemiz lazım. Hadi bakalım Allah'ın izniyle. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Eyvallah. Elden öpmek yok oğlum. Uzaktan öpeceğiniz öyle. Tamam. Bu. Hadi. Allah'a emanetsiniz. Yarın 4.30 gibi falan yapalım soru çözümünü. Anlaştık. Tamam. Buradan duyurmuş olalım. Hadi. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Kaydediyorum atıyorum yayına. Hadi bakalım.